Sevgili izleyiciler, Fortune 500 Türkiye Dijital Zirvesi devam ediyor. Şimdi de Schneider Elektriğin üst düzey yöneticilerini ağırlayacağız. Değerli yöneticilerini ağırlayacağız. Verimlilik ve sürdürülebilirlik için enerji ve otomasyon dijital çözümleri sunan Schneider Elektrik, enerji teknolojilerini, gerçek zamanlı otomasyonu, yazılımı ve hizmetleri birleştirilen stratejileriyle dünyanın sürdürülebilirlikte en verimli şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ve şimdi ekranı Schneider Elektrik Dünya Başkan Yardımcısı Luc Lamont ve Schneider Elektrik Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Sayın Bora Tuncer'e bırakıyorum. Günaydın. Thank you very much, and highly appreciate to be with you today. Thank you to the Fortune 500 Turkey organization for inviting me to this digital summit. It's a real pleasure for me to be with you today. So my name is Luc Raymond. I'm in charge of international operations for Schneider Electric, and as very well described by you, I am absolutely passionate about digital and automation. And I'm going to try to share with you today what is our passion made of. Of course, Turkey is a very important country for Schneider Electric, and Bora will come back later on in more details on what we are doing in the country. And it's important not only for Middle East Africa region, but also at a global level as a role model for many countries, where IT, renewable energies, Industry 4.0 and digitization have taken an early start. And today I will talk about the way powering the digital economy with artificial intelligence. Yapay zekadan bahsetmek istiyorum bugün ve bu yapay zekanın avantajlarından nasıl faydalanabiliriz ve yeni bir dönem nasıl başlatabiliriz dijital dönüşümde ve Türkiye bu yolculukta. At Schneider Electric to be part of this journey in Turkey. I will move to the first slide if you can. So my introduction on the way artificial intelligence is helping a digital transformation will start with this elements, which is that we are at the beginning of a journey of digital transformation of many companies, where only 23% of organizations today report that they are preparing their workforce for collaborative, interactive and explainable AI-based systems. And at the same time, 79% of the executives believe that their industry is moving toward more variety of connected products and services. But having said that, only 10% of the data today is used, which means that we have a huge potential at this stage of using more data and getting more enabled by digital transformation for the purposes that this digital transformation can serve. And I will come now to the next slide by explaining what are the purposes that this digital transformation can serve and how they enable the companies to achieve better targets. And as a company, Schneider, we are serving, of course, many different companies, many different industries. Our purpose is to deliver through digital transformation and AI application, a better energy efficiency, a better use of resources of any kind, and to enable, of course, any kind of infrastructure to be more optimized, better operated. Overall, we call it life is on at Schneider Electric because we enable the resources to be well used permanently everywhere and in a reliable manner in order to serve a more sustainable way of operating infrastructures. Digital is absolutely core to this transformation, and thanks to the digital transformation and AI applications, here are the key elements of savings, of benefits that now, after years of transformation, more than 20 years of transformation, on number of sites that are counted in millions today, we can say that the statistics show that these transformations are leading to very substantial outcomes. So if I take each of these elements one by one, starting by energy efficiency. When you take a digital view of energy efficiency, which enables to tackle both energy and process efficiency for a large factory, for example, or for a large building, when you take an endpoint to cloud integration for a very wide infrastructure, and when you take the full life cycle efficiency of any kind of infrastructure,
you reach up to 85% of consumption savings. And most of the time, people are not aware that this is a saving that is at reach, that we can reach. In average, we are reaching now 30% of cost saving on energy, thanks to this digital alignment, end-to-end, and power management. Productivity is the second topic that all companies and all industry are looking after. And here, the digital transformation is enabling, thanks to automated operations, guided and remote maintenance, training, remote monitoring, all these elements that are enabled by digital transformation, and most of the time with embedded AI applications, are enabling to save up to 60% of the CapEx phase, which is what is embedded into the engineering and commissioning reduction of cost. Up to 60% of this phase can be saved, and in average, 30% is being saved. On the OPEX phase is even more, because thanks to this digital knowledge, the better analysis of the status of each infrastructure, we can save up to 75% of the OPEX maintenance cost. And in average, again, a 30% saving is very classical to reach. Reliability is another aspect. Most of the infrastructure, of course, look at being reliable, which means operating permanently and being able to avoid unexpected downtime. And that's clearly something that can be very much upgraded thanks to digital technologies and AI applications. The local decision making is enabled by people and by applications that would enhance the level of knowledge of the people, which is one of the key aspects of this transformation. We believe that AI is successful when it's enabling people, and that's a typical case where reliability by better enabling people that are on site is really a big success of AI application. It leads to up to 50% of equipment and site availability increase, which provides a fantastic return on investment, of course. The fourth one is safety. When you are more aware of your environment, when you have more data available about your environment, you can, of course, operate in a much safer environment. So we provide, for example, with our partners and customers, solutions where we would enable people to be fully informed before they step into a different dangerous environment, and that they can also operate remotely. And this can deliver an improved safety of up to 25% and in average 20%. That's clearly one of the key aspects of this change. The last one, and certainly not the least, is that thanks to these transformations, we can enable a much more sustainable way of operating. And this has been proven already by the rate of carbon savings that we can drive, and by the way we can also implement end-to-end cycles that are enabling more sustainable life cycle management of all the sites. So these are the proven benefits of the transformations that are being led by all the type of industries that we are serving, which is from the construction industry and the real estate industry in the buildings to any kind of industry, thanks to Industry 4.0, to the any kind of networks. And of course, we are working with all the power grids in the world. To all the newly created 20 years ago data center or data infrastructure industry, which is, of course, hosting all the data that we are creating every single day. These various industries that we are serving are all engaged deeply into this journey. And of course, Turkey has taken an early start in this journey, as I was saying earlier on. And I would like to give you some examples on how Turkey has taken steps into this journey. Of course, you know, we have some examples that are coming also from our Turkish colleagues, customers, partners, bringing to us the data, being ourselves plugged into the Turkish market with a very strong Turkish team. What we get from the open source data is that digitization, according to Tuvisad, has been accelerating from 19 to 20, using a rate out of 5, from 2.94 in 19 to more than 306 in 2020.
number of companies being engaged into the digital transformation journey, raising by 50% in the first half of 2020. A majority of these are 4,000 companies that are small and medium enterprise. So what we can measure at Schneider Electric is when the small and medium enterprise start to accelerate in the digital transformation journey, it means that the full country is really accelerating. And we are extremely happy to see this and to be part of it and to be trying to support this this journey as best as we can. I would like to share one example of digital transformation in Turkey that has been a successful one. And this is the way the Live Hospital Gaziantep in Turkey has accelerated this digital journey. Live Hospital Gaziantep will use our new generation energy management software combined with SCADAs and analytics, which will offer preventive maintenance notifications and reports on power quality and efficiency. So exactly what I described on this chart on the energy efficiency side. This end-to-end digital system was created by Schneider and is the backbone of the project and will ensure sustainable, safe, reliable, and efficient services at the hospital with a return on investment that is 2 years, so very short, through energy and operational efficiency provided by innovative solutions with up to 30% of energy savings and more than 20% of operations cost savings. So that's just one illustration in Turkey, and this is a very successful one. And we thank, of course, the Live Hospital Gaziantep to have been trusting us in this journey. Now, I would like to move to the next slide, which is building on this digital transformation. Of course, each of the segments of industry are transforming, and we are working on this transformation. But there is one enabler that is common and that is accelerated to digitization by digitization as well, which is clearly power. And the power world is changing very fast in all countries. And I would like to finish my presentation today by sharing some of the key characteristics of this power acceleration that are common to many countries and where Turkey has taken as well a very bold step. As you know, power is changing very fast thanks to many elements of technology coming together in the power industry at the same time. So if you look at renewables, nearly 8,500 gigawatts of new power capacity will be added globally by 2040, of which two-thirds is going to be renewable. If we take a sustainable development scenario, renewables account for 80% of capacity addition in all regions, complemented mainly by nuclear power and carbon capture technologies, of course. But the bulk of the future capacity of power is going to be renewable. Annual installation of energy storage, that's the second point, technologies have been growing double digit and fast since 2013. 2.9 gigawatts of storage capacity were added to electricity system just in 2019, which will lead to more investment in the coming years. So renewable and storage are coming together. Renewable, of course, is intermittent. It needs storage to balance the grid and to balance the supply. These two elements are coming together and are accelerating together. At the same time, there are new usages of power and the electric cars, which accounted for 2.6% of global car sales and about 1% of car stock in 2019, registered a 40% year-on-year increase. So we are at the outbreak of electric cars spread in all the countries, and this is clearly a new usage of electricity that is coming everywhere. And certainly last but not least, to close the loop, energy efficiency enabled by digital, as I was showing on the previous slide, and with the example of the Live Hospital Gaziantep, are clearly reaching a state of maturity where you can save at the same time 30% of your energy spend. So when you bring all this together, it brings a fantastic opportunity to change the landscape of energy, to address the global challenge that is our common global challenge of global warming, of course, and to have a much more sustainable way of operating energy as a key enabler of economic development. Now, what is needed to make this a success?
digital and technology is needed to make it a success, because all these elements of the new energy landscape are coming together with a very strong need for automation, digital alignment between customers and producers, which is what are highlighted in the white blocks. Grid management, because the grid needs to enhance the level of balance between various sources and users of power at at every moment. Energy markets, because there are more sources and users and there are more players in the energy markets. And of course, energy management overall and digital automation overall are key elements of balancing this new world of power. So this is the new world we are entering into. And again, Turkey has taken bold step in its energy policy to go in this direction. And we are very happy as Schneider to support this trend. I would like to conclude with just an element that is important for us as an industry leader. We really want to contribute to this journey in Turkey. We have been there already for many years. And we look at artificial intelligence and energy transition as key elements that will enable clearly a sustainable development capacity for all countries. We see Turkey as having taken early steps in this direction, for sure not being late in the journey, and we are here to support this acceleration and extremely happy to be part of this story. With this, I would like to thank you for your time today and say again that I've been super happy to participate to this moment and share with you a tentative Turkish teşekkür ederim. Thank you very much. Öncelikle Lüke, Schneider Elektrik'le ve Schneider Elektrik iş modeliyle ilgili bizle paylaştıkları, Türkiye ile ilgili söyledikleri ve bugün bizlerle birlikte olduğu için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Fortune 500 zirvesinin değerli katılımcıları, benim ismim Bora Tuncer, Schneider Elektrik Türkiye ve Türkiye merkezde olarak Pakistan, Orta Asya'nın olduğu bir coğrafyanın sorumlusu olarak çalışıyorum. Şimdi kendisi de bir global Fortune 500 şirketi olan Schneider Elektrik'in bir üyesi olarak sizlere selamlamaktan mutluluk duyuyorum. Başkan Yardımcınız Lütfen ve beni bu çok önemli buluşmaya davet ettikleri için Fortune Türkiye yönetimine öncelikle teşekkür ederim. Toplumların, ülkelerin, kurumların ve tabii ki bireylerin zaman döngüsünde 10 yıllık dilimler önemli kilometre taşları olarak şekilleniyor ve hatırlanıyor. Bu nedenle Fortune 500 Dijital Zirvesi ve ödül töreninin bu yılki teması olan Eylem 2020, yeni bir 10 yılı yeniden keşfetmek önermesini çok önemli ve değerli buluyor. Bizleri de bu tema etrafında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak, tartışmak ve dayanışmak için bir araya toplayan değerli Fortune Türkiye ailesine tebriklerimi iletiyorum. Şimdi tarih kitaplarının geride bıraktığımız 10 yılı bir dönüşümü anlama, yeni zorlukları algılama ve uyumu sağlama dönemi olarak yazacağını söylesem herhalde çoğumuz bana katılacaksınızdır diye düşünüyorum. Gelecek 10 yılı tanımlayacak kavramların ise şirketlerimiz, toplumlarımız ve dünyamız için sürdürülebilir değer üreterek bu dönüşümü yönetme ekseninde şekilleneceğini öngörmek sanırım bizleri çok yanıltmayacak. Eylem sözcüğünü çok yalın anlamıyla bir değişik doğurabilen etkileyici davranış şeklinde tanımlanıyor. Bizler iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının liderleri veya temsilcileri olarak önümüzdeki 10 yıl geçmişten daha pragmatik olmak, etkileyici davranışlar sergilemek ve değişiklik yaratmak zorundayız diye düşünüyorum. Gelin bir de eylem sözcüğünü Türkçemize Latince ve Fransızca kökeninden yerleştiği şekliyle aksiyon olarak değerlendirip bakalım, düşünelim. Şimdi olmaz dediğimiz her türlü felaketin yaşandığı, o felaketlerden çıkarak yepyeni, umut dolu bir güne kavuşmak için insanoğlunun cesaretinin, dayanıklılığının, çevikliğinin neredeyse sınandığı, test edildiği, hani nefes nefese aksiyon filmlerini böyle çağrıştıran bir dönemden geçiyoruz.
Değerli katılımcılar, bugünkü durumu tahlil etmeye çalışan eylem öngörüleri ve önerileri sıralayan bir, hani hangi makaleye bakarsak bakalım, herhalde üç kavram okuruz ve ön plana çıkar. Birincisi cesaret, ikincisi dayanıklılık ve üçüncüsü de çeviklik olur diye düşünüyorum. Şimdi bu dönemde her birimiz kendimizi bir film kahramanı falan gibi hissetmeye başladık herhalde. Gelecek 10 yıla yayılacak eylemlerimizin filmin sonunda dünyayı kurtarıp kurtaramadığımız noktasında da belirleyici olacak. Biraz da filmin senaryosunun nasıl ilerlediğine bakmak istersek, özellikle ülkemiz açısından. Türkiye'de dijitalleşme yolculuğuna daha erken başlamış şirketlerin artan kaynak talebine kesintiye uğramadan cevap verebildiklerini, fazlasıyla dayanıklı ve çevik olduklarını gördük. Son yıllarda dünyanın en büyük ihracatçı ülkesi olan Çin'den üretim başka ülkelere kayırmaya başlamışken, özellikle Batı Avrupa ürün tedari için de yönünü Doğu Avrupa'ya, Türkiye'ye veya Ukrayna gibi ülkelere çevirmeye başladı. Türkiye içinde bulunduğu bu jeopolitik konumu, imalat teknolojileri ve insan kaynağı sayesinde bu durumdan çok önemli faydalar sağlayabilecek bir yöne gidiyor ve sağlayabilecek bir durumda. Bir yandan COVID-19 sonrası küresel ticaret zincirinde kaynamalar olurken, diğer yandan Fortune 500 şirketlerinin Endüstri 4.0'ın da ötesine geçerek yapay zeka, makine öğrenmesi gibi teknolojileri de içine katarak geleceği şekillendirmeleri gerektiğine inanıyorum. Dünya çok hızlı ve benzeri görülmemiş bir şekilde değişiyor olsa da iki şey herhalde kesin olarak var ve devam ediyor. Bunlardan birincisi, iş dünyası olarak son aylarda bu COVID döneminde yaşadıklarımızı ve uygulamaya alıştıklarımız kalıcı olacak ve devam edecek. İkincisi ise daha dayanıklı ve çevik olmak zorunluluğu. Aynı zamanda daha yüksek kapasiteyle maliyetlerimizi optimize etmek için topyekün bir dijital dönüşüm içinde olmalıyız diye düşünüyorum. Şimdi bugün pek çok endüstride liderlerin yarısından fazlası işlerinde dijitalleşmeye odaklaşmış, bu transformasyonun peşine düşmüş durumdalar. Avrupa'da yapılan araştırmaya göre yöneticilerin %70'inden fazlası, ki Lükdem'in 79 olarak söyledi bunu, dijitalleşme çalışmalarını artırmaya odaklandıklarını söylüyorlar. Ülkemizde müşterilerimiz gittikçe artan oranda binalarını, fabrikalarını ve makinalarını daha akıllı hale getirmek için uğraşıyor, istekli davranıyor. Nesnelerin interneti ve bulut tabanlı otomasyon çözümleri sayesinde verileri toplamak ve bu verileri anlamlı bir şekilde işleyerek en yüksek oranda verimlilik sağlamak artık işletmelerin en büyük stratejik önceliği haline geldi. Yeni teknolojiler şirketlerin maliyetlerini düşürürken üretilen ürünler arasında daha esnek bir geçiş yapmalarına da fırsat verdiği için atıl ürünlerden yenilerini üreterek rakiplerinin veya tedarikçilerinin iş modellerini geçersiz hale getirip önüne geçebilir hale geldiler. Yapay zeka, makine öğrenmesi ve analitikler bizlere yeni imkanlar sunarak liderler olarak bizlere en zor koşullar altında bile daha akıllı çalışmak için bu yeni teknolojilerin sağladığı fırsatları daha fazla kullanmaya yönlendirir hale geldi. Şimdi pandemi dijitalleşmeyi hızlandırdı ve bu süreç gittikçe hızlanarak devam edecek. Tecrübelerimiz bize gösteriyor ki dijitalleşme 4 temel ihtiyacımıza cevap verecek ve vermeye hazır. Birincisi uzaktan erişim ve izleme teknolojileri ile sağlanan çeviklik. Bu sistemler tüm operasyonları çevik hale getirirken sağlık ve güvenlik prosedürlerini destekleyerek güvenli çalışma alanları sağlıyor. Operatörleri makineleri uzaktan izleyebilir ve insan güvenliğini riske atmadan operasyonları sürdürülebilir hale getiriyorlar. İkincisi, dijital çözümler bizi daha dayanıklı olmamızı sağlıyor. Dijital sistemler sayesinde operasyonlardaki problemleri daha olmadan önleyici bakımla engelleyebilir hale geldik şu an itibariyle bu dijital teknolojiler sayesinde. Üçüncüsü ise verimlilik. Çünkü daha dayanıklı olurken yeni koşullara göre kapasitemizi artırmak, maliyetleri düşürmek istiyoruz. Maliyetleri düşürerek de verimlilik sağlıyoruz. Dördüncü ve son olarak dijitalleşme sürdürülebilir bir dünya yaratmanın anahtarını da sunuyor
bizlere. Nüfus artışı ve artan şehirleşmenin sonucu olarak hızlı yayılan COVID-19 ve hızlanan iklim değişimi toplumu tehdit eden temel unsurlar haline geldi ve bu tehditleri aşmak için küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlamak ancak dijital ve akıllı sistemlerle mümkün olacak. Dijital çözümler sayesinde şirketler enerji ve kaynak kullanımı ile ilgili verileri kullanarak verimlilik, döngüsellik ve karbon arındırmaya odaklanmış stratejiler geliştirebilir hale geldiler. Şimdi OECD raporuna göre Türkiye, Çin ve Güney Kore'den sonra pandeminin neden olduğu küresel ekonomik krizden en az etkilenen ülkeler arasında olacak gibi görünüyor. Fortune 500 liderleri olarak bizim temel vizyonumuz bu gelişmeyi yönlendirmek ve bu krizi ülkemiz için fırsata dönüştürmek olmalıdır diye düşünüyorum ben. Şahsen ben jeopolitik konumumuz kaynaklı tarihsel verilere baktığımda içinde bulunduğumuz coğrafyada kendimizi şanslı sayanlardanım. Tarih DNA'mıza cesareti, çevikliliği ve dayanıklılığı işlemiş. Ancak buna şimdi analitik olmayı, stratejik bakmayı ve bilimselliği ekleme zamanıdır sevgili dostlarım. Yani gün o gün bunu başarırsak işte o zaman eylem sözcüğünün en yalın anlamının hakkını vermiş, bir değişiklik doğurabilen etkileyici bir davranış sergilemiş olacağız hep birlikte. Vakti de verimli kullanmak ve aşmamak adına beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyor ve güzel bir gün geçirmenizi diliyorum.